Allahü ala Muhammedin ve ala ve 157. hadis-i şerif. İsteşfu şifa arayın, şifa talep edin. Bu iki şeyle. Allah-u Teala'nın kendisini övdüğü, daha insanlar onu övmeden, mahlukat onu övmeden hamd ettiği, bir de medh ettiği iki şey. O ki elhamdülillah bir de kulhu işte bu iki şeyle şifa arayın, şifa talep edin. bunlar şifa olur mu? Evet. Hemen lem yeşfihil Kur'an. القرآن, Kur'an'ın şifa vermediği kişiye fele şefahu ahad. Hiç kimse ona şifa veremez. Yani Kur'an şifa kaynağıdır. Ayetlerde de mesela Fussilet Suresi 44. ayet Kul huve lillezine amen huden ve şifa. Kul de ki Kur'an için lillezine amen inanlar için huda hidayet kaynağıdır ve şifa şifadır. İsra 82'de de ve nezülü minel Kur'an ime ve rahmetun lülmünin yani şifa ve rahmet olan e, müminlere indiriyoruz minel Kur'an-ı Kerim'de. Yani femen lem Kur'an felâ şifa ve yani de bir bilenler için bu Kur'an-ı Kerim tam bir şifadır. Bir de şeyde Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi zamanında Sahabelerden bir kısmı yolculukta yapıyorlar ve bu yolculuk yaparken bir yere uğruyorlar. Bir misafirliğe gidiyorlar. Misafirliğe kabul edilmiyorlar. Onlara e, tam geri dönecekken oranın ahasını akrep, bir yılan, bir şey sokuyor. Ondan sonra o köylüler misafir etmeyince akrep sokuyor bu oran ahasını. Akrep soktuktan sonra bunlar geliyorlar sahabelerin yanına diyorlar ki sizden bu işten anlayanlar var mı? Yani bu akrep şeyini. Oradan sahabeden bir tanesi kalkıyor diyor ben diyor. Onun üzerine Fatiha okuyor. Fatiha okuyor ve o adam iyileşiyor. O adam iyileşiyor. Koyun falan yiyecek. O sahabeler de o yiyecekten yiyorlar. Yani, yani Kur'an şifadır. 158. hadis. İsta'inu ala incahil havaici bil kitman Fe inne mahsud. Yine İsta'inu burada elif birkaç sefer göreceğiz. Yukarıda gördük isteşfo başında elif sinta bu taleptir. Ala incah el incah başarılı olmak için el ihtiyaçlarınızı yani ihtiyaçlarınızda başarılı olabilmek için yardım talep edin. Neyden yardım talep edin? Bil kitmeni gizlilikte. Yani bir iş yapacağınız zaman bu işi gizli, gizli tutun. O gizlilik sizin yardımcınız olsun. Hani Allah yardımcısı olunsun. Bir de o gizlilik. Yani onu herkese açığa koymayın ta ki o işi bitirince kadar. Niçin gizli yapın? Fe inne kullazi ni'metü çünkü ne kadar bir nimet varsa mahsudun e, haset ediyor. E, bunu da daha yeni yapacaksın. Daha başlamamışsın. Sen bunu açığa çıkardığın zaman da bu sefer haset, kıskançlık oluyor ve zahir zahirullah da engellemeye çalışırlar bu iş, bundan dolayı başarılı olamayabilirsin o işinde. Onun için hani Allah'tan o gizlilikten yardım talep edin. Bir daha söylüyorum. 158 İstainu yardım talep edin. Ala incahil havaici havaiç ihtiyaçlar incah başarılı olma ihtiyaçlarınızda başarılı olabilmek için bunu yapın. Ne yapın? Bilkitmen işini yaptığınız zaman gizli yapın. Niçin? Fenne kullezi nimetin çünkü ne kadar nimet olan bir şey varsa mahsudun kaç millet ne yapıyor onu kıskanıyor. 159. hadis yine elif sin ile geliyor. Ee, talep edin. Yine isteyinu yardım talep edin. Yani kadınlarınıza az elbise almak ile e, bu az aldığınız zaman bundan yardım almış oluyorsunuz. Az almak. Fein ne çünkü kadınlardan bir tanesi. İzekke sonra siyah elbisesi çok olursa. Ve ahsenet ziynet dehe, süsleri takıları güzel olursa acebehel huruç dışarı çıkması onun hoşuna gider. Yardım al yardım alın. Neyi de yardım alın? Bil ora yardımımız oraya ile olsun. Yani fazla elbise almamak ile. İmam Malik Mübarek o zaman da Medine Müdürede yaşıyordu. Ne vardı o zaman da Medine Müdürede? Hala şimdi de bir şey yok. O zaman hiçbir şey yoktu. Mübarek e, vakit namazlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mezcidine gitmeyi artık terk etmişti. Niye? Diyor çıkarken dışarılarda nazar görüyorum. Ondan dolayı gitmiyorum. Yani erkek için de tehlikeli. Herhalde bizim Siirt'teki Siirt'e Mola Bedrettin de öyle bir şey demiş. Erkekler için işi yoksa dışarı çıkması haramdır. Yani dışarı çıkıldığı zaman yüzde yüz günah yapılacaksa o zaman dışarıda işin yoksa çıkma. Yani bu erkek için de öyle, kadın için de öyle. Hadis Şerif'i ben de yeni görüyorum. Ee, ve hakikaten ince bir hadis-i şerif. Bir daha okuyorum. 159. İsta'inu yardım talep edin. Alen nisai kadınlara karşı bil uryi çıplaklık ile. Yani az elbise ile. Niçin? Fe inni ehdâhunne. Çünkü onlardan bir tanesi. İzekâ sonra siyâbehe elbisesi çok olursa. Ve ahsene zînetehe ve zîneti de iyi olursa acaba hal çıkmayı on acayibine gider, hoşuna gider. E çıktığı zaman da işte fitne ve fesatlara e, yer açılabilir. Bundan dolayı fazla elbise almayın. İsterseniz bu hadis araştırabilirsiniz. Ne diyor, ne demek istiyor? E, sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen böyle hadisler geliyor. Hatta bir ara hocamıza da bazı böyle sorular sordular. Hocamız mübarek öyle diyordu. Yani bakın söyleyen kimdir? Eğer söyleyen mübarek birisi ise mübarek birisi ise anlamazsanız da söyleyin vallahi biz bunu anlamadık. Ve aklımız kavrayamadı. Kıt aklımız, kıt beynimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ne demek istediğini veya ayetin ne demek istediğini tam kavrayamadı. Ha söyleyen kişi önemsizse Zaten diğer yanlış söylemiştir. Onu ayetle, hadisle kıyaslayıp onu ne yapabilirsin? Kenara atabilirsin. Evet, onu da geçtik. 160. hadis. İstekhimu <laughs> O da Elif Yine talep içindir. <laughs> yani doğru olun, düzgün olun. O ve en Doğru olsanız ne kadar güzeldir. Yani önce bir emir var. Doğru olun. İstakimu <laughs> doğru olun. Sonra ve ne'im ve nistekamtum. Doğru olsanız ne kadar güzeldir. Ve hayru amalikum as -salah. Amellerinizin en hayırlısı as-salatu namazdır. Ve len yuhafizu alel vudu'i. Ve len yuhafizu muhafaza etmez al vudu'i abdest üzerine. İlla kullu mu'minin. Ancak mümin olan, ancak mümin olan abdesti muhafaza eder. Yani burada abdesti muhafaza etmek yani farzlarını, sünnetlerini e, var olarak ki so soğuk da olsa sünnetlerini uygulayarak e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor mesela e, cennette herhalde rüyadan var gidiyordu. Cennete girdim. Hazreti bir aldı galiba radiyallahu seni önümde gördüm ayak seslerini duydum bunu nasıl elde ettin dedi ona Hazreti Bilal Allah dedi ki ee, ne kadar abdest aldım. İki rekat namaz kıldım. O ne kadar abdestim bozulursa tekrar abdest aldım. Yani mübarek hiç abdestsiz kalmıyordum. O ne zaman abdest alsa da iki rekat abdest namazını kılıyordu. Peygamber Efendimiz sarsaydı, buyurdu odur. Yani seni cennete gömmemin sebebi budur yani. Evet oraya geçtik. 161 161 İsteksir minen nes min, min duael hayri İsteksir yine talep et. Kesir, çok talep et. İsteksir. İttum kesir. Yani çok talep et. Minen nes insanlardan, min duael hayri Sana hayırlı dua etmeleri için insanlardan talep et. İste. Niçin? Fe indel abde la yedri al lisani mey lehu. Çünkü fe indel abde muhakkak yukul. La yedri bilmez. Neyi bilmez? Al lisani kimin dili üzerine ve yüstecebu ona icabet edilecek. Onun duası kabul olacak. Yani hiç ummadığın birisi hazır olur. Onun duası kabul olur. Demek yani ki kimin duası kabul olacak belli olmaz. Yani gariban da olur, hoca da olur, başkası da olur. Herkes nedir? Herkesden dua istenir. Bu da atıftır. Yüstecebu üzerine. Yani kimin duasını kabul icabet edileceği o hatta kimin dili üzerine merhamete olunacağı belli olmaz. Onun için ne yapılır? İnsanlardan hayır dua isteniyor. Hazreti Ömer Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan müsaade istiyor. Mekke-i Mükerreme'ye gidip umre yapacak. Herhalde Medine-i dediler. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve aleyhi ve izin veriyor. Ve Hazreti Ömer biliyor buyuruyor ki oraya gidince bana dua Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer radıyallahu anh bu 162. hadis-i şerif yine isteksiru talep edin çokça. Yine kesir bolca. Neyden? Bundan min kavli şu sözden. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle günahlardan kaçış yok. Ve la kuvvete ibaretlere de kuvvet yok. İlla billah ancak Allah'ın izniyle. Fe inne çünkü bu söz. La havle ve la kuvvete illa billah zararın, zararların 99 kapısını çeşidini ref ediyor. Ve o 99'un da en hafifi o 99 zararın en hafifi elhamu o gam, keder. En hafifi budur. İman kaç öyle Bir hadis-i şerif vardı. Onun en de yoldaki taşı almak. Son hadis-i şerifi okuyoruz. Vasiyet, ıttubu, yine talep edin bin nisai kadınlar karşı hayran hayır, hayırı yani iyi davranın hayırlı olun fe indel mar, mar'ata ki kadın hulikat yaratılmıştır min dal in A'vec, eğri dal ise kapurge kemiği Allah'ın alem Adem aleyhisselam topraktan yaratılmış Havva annemiz de Adem aleyhisselamın قبول جاك بين الدنيا. وإن şeyin شيء في الدل أعلىه، ومحقق şeyin bir şeyin Erisi fiddal'i bu kemikte kaburga kemiğinde en üst tarafıdır. En üst tarafı derken orta tarafı. Orta tarafı, en üst tarafı. Orası artık eğriliğin zirve olduğu yer. Eğri ehe kemiği. zehebte eğer sen yapmak istersen tuhimehu bu kemiği düzeltmek istersen yani kadını düzeltmek istersen kesartahu o kemiği kırarsın. Yani kadını boşarsın. Yani düzelmez. O kemiğin orijinali Orijinali düz değil ki düz olsun. Orijinali eğiktir. Eğer sen o orijinali kemiği düzeltmeye çalışırsan kırarsın. Hanımını illa kendi kafana göre yapmaya şey yaparsan o iş boşanmaya gider. Ve terektehu eğer sen onu terk etsen artık hani dokunmayayım desen eğri kalsın desen eylem yazar eğri kalmaya devam eder. O zaman çıkışı yok. Estağfurullah bin hayran, kadınlar karşı hayırlı vasiyet iyi davranın. Yani eğer boş tarafı varsa, dolu tarafı da vardır. Onun için kadınlara karşı iyi davranın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dizek,